Evet arkadaşlar, beklenen an geldi. Bir cephede Delta Size ve diğer cephede Amerikalı aynasız Erdal abi karşınızda. Beklenen vs birazdan gerçekleşecek. Delta Size, Şevki, güzel bir kardeşimiz. Yıllardır bu Airsoft oyunu yapan, şu arkada gördüğünüz mekanı santimetre santimetresine iyi bilen, işini güzel yapan birisi. Beni deplasmana çağırdı. Ben de evinde herkesin tanıdıklarının önünde ölmek istiyorsan orada yaparız. Geldim buraya. Erdal abi bu işin gerçeğini biliyor. Ben ise boncuğunu biliyorum. Şimdi gerçek bir çatışmayı gerçekleştiren bir insan Airsoft'ta neler yapacak? Asıl amacımız o. Zaten ben öldüm, bitti. Kanalı kırtasiyeciye verdim. Bir tane binada CQB oynayacağız. Tek 1 vs 1 olacak. Buradaki amaç karşıdaki oyuncuyu vurmak. Artık er meydanı burası. Aynen. Şimdi burası er meydanı. Artık göreceğiz. El mi yaman, değil mi yaman? Artık göreceğiz. Bir iddiam yok. O yüzden bir şey yapamayacağım. Arkadaşlar. 5 round olacak. 5 round'un 3'ünü alan kazanır arkadaşlar. Ya olayın ciddiyetine gelirse arkadaşlar. Evet. Şevki bu işi iyi biliyor. Gerçekten şimdi CQB olayına baktığımız zaman aynı muhabbet. Gerçek olayda bir ne var? Gerçek mermi atıyorsun. Gerçek hayati tehlike. Ama taktikler falan genelde aynı. Yani burası bu işi iyi bilen birisi. Yani ben bunu gerçekte yapıyorum diye burada gelip şu alanda ortalığı dağıtacağım diye bir şey yok. Tamamıyla yeni bir alan benim için. Yeni teçhizat. Hepsi benimki. Hiçbirisi benim değil. Evet. Olsa bile yani Şevki işini iyi bilen birisi bence bayağı zorlayacak. Evet arkadaşlar, tamam, şimdi isterseniz oyunumuza geçen bir arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Erdal abiye de abone olun. The Kırtasiyeci'ye de abone olun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Instagram hesabım kapatıldı arkadaşlar. Instagram'a çok teşekkür etmek istiyorum. Instagram hesabım kapatıldı. Yeni Instagram adresi açtım. Onu da aşağıdaki linkten takip ederseniz sevinirim. Şimdi isterseniz oyunumuza geçelim. Kendimi sandım. Hey.
Hadi Şevki, gelsene. Seni bekliyorum aşkım. Çok garip bir yer ya, tek başına. Bak şu anda izleyenlere söylüyorum. Açık. Sol açık, aşağı açık. Tek başına hepsini kovalamak imkansız. Canım canım. Bir defa herhangi bir şey undetected movement diyoruz ya. Sessiz. Aynen. İmkansız. Çok açık alanı var. Yani en kral taktik seni getir buraya. Evet. Kendini kollayamazsın yani. Birazcık. İşte ben ne yaptım? Ben benim taktiksel şeyim neydi? Bayağı dezavantajdayım burada. Bir sürü şeyden dolayı. Evet. Ve sen burayı çok iyi biliyorsun. Ben geri çekildim. Dedim ki bu bana gelsin. Evet. Çünkü benim burada çıkıp seni aramam mantıksız.
Redat öldü. Hem Redat öldü. Bak 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 burada. Vuruldun! Oyun başlıyor. Ben seni flank diyorum. Bulamıyorum. Aynen kayboluyorsun. Yani. Kayboluyorsun direkt. Bu kadar küçük alanda bu kadar kaybolmak beceriyse ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar, Erdal abi şöyle söyleyeyim. Oyun başladığında direkt kayboluyor ve bulamıyorum. Ancak bulmam için Erdal abinin kendisini göstermesi lazım ki bu gerçekten hayatımda nadir gördüğüm şey. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ve gerçekten zorlanıyorum. Şu an gerçekten zorlanıyorum. Thank you.
Hadi Şevki, neredesin canım benim? Şevki! Saklanıyor. Vuruldum! Ahahahah ya! Abi ya, 2 saattir baktım çıkmadı. Ben şey yaptım, çıktın ya. Ben senin gölgeni gördüm. Gölgeni mi? Ben orada tam merdivene doğru geliyordum. Az bir şey gölge değişmesi oldu hemen. Abi ya, böyle bir şey olmaz. Kaç dakikadır bekliyorum burada? 15 dakikadır bekliyorum böyle.
Ben senin gölgeni gördüm. Sen hareket ettin herhalde. Evet. Çok az bir şey gölge gördüm. Dedim. Herhalde orada dedim. Ondan sonra bekledim seni. Yoruldum abi. Yapıyorsun. O yüzden ben inerken bu şekilde indim. Arkadaşlar, taktik dünyasında sabır çok önemli. Sabırlı olmalısın. Rush yaparsan taktikten, güvenden taviz verirsin, vurulursun. O yüzden gerçekten hani biz camp diyorlar, camping diyorlar. Taktikte yavaş yap. Hele tek başınaysan yani rush yapma şansın yok. O yüzden ben bekliyorum. O yüzden böyle köşelerime falan bakıyorum. Düşman bana gelsin. Hele bir de ben deplasmandayım. O buranın adamı. Ben burayı hiç bilmiyorum. O yüzden bana gelsin diyorum. Birkaç... Gördünüz. Ben aynı yerden merdiven arası. Öyle bir şey olmaz ya. Erdoğan abi bir şey soruyorum. Bilerek değil mi hep aynı yere gidiyorsun? Her seferinde. Değişik yere gidiyorum ama her gittiğimde değişik taktikler uyguluyorum. Bu ama defa aynı yerdesin sonuç olarak. Bu defa şey yaptım. Bilerek o birbirimizi gördük ya şurada. Ben biliyordum ki o şey yapacak. Geri gelecek ben. Ben bu defa merdivene çıkar gibi yaptım. Çıkar gibi yaptım, indim, camp yaptım, biliyordum o geri gelecek, vurdum işte. Oğlum abi, acayip taktikler şey uygun ya, acayip taktikler uygun. Evet arkadaşlar, beklenen 1v1 gerçekleşti. Biz çok eğlendik, çok güldük. İki tane vuruşta özellikle bayağı eğlendik. Yani Erdoğan abi biraz easy mi oldu ya böyle, kolay mı oldu? Videoda biri eksik. Aa pardon, Delta Size burada. Delta Size mikrofon bende kaldı. Konuşmak istersin belki. Öncelikle Erdal abiye çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir deneyim yaşattı bana. Şu ana kadar oynadığım en zorlayıcı Airsoft oyunuydu. Bunu net söyleyebilirim. Adam gerçekten çok iyi şey yaptı, oynadı. Gerçekten tebrik ederim. Abi söylenecek bir söz yok yani. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? 6 yıldır ben de Airsoft oynuyorum. Dışarıdan Şafak'la beraber izledik. Şu an kameranın başındaki arkadaşım. İki kere Şevki'yi bildiğin avladı. Hani evet. Avlandı. Ya yani gerçek olsaydı Şevki iki kere ölmüştü şu an. Tekrar doğup tekrar ölmüştü. Yani bir, yani GoPro'dan zaten görüntüleri izlediniz. İki kere çok yani güzel taktik yaptı. Yani çatışma esnasında, aksiyon esnasında IQ'nun ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi yani. Ya şimdi ona IQ demeyelim de yani tamamıyla yani, eğitim yani. Ve bence zekası olmayan bir adam bunları düşünüyor. Yani ya. Doğru. Yani gerçekten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Erdal abi oyuna başladı. Ben Erdal abiyi göremiyordum. Gerçekten. Evet. Hani aldık, o çok hızlı kayboldu. Borda verelilerin şeyi var ya, kayboluyorlar, görünmüyorlar. Gerçekten vallahi billahi öyle ya. Oyun başlıyor. Ondan sonra Erdal abiyi yakalayamıyorum, bulamıyorum. Anca flank atıyorum koşarak. Anca ölü buluyorum ve o da vuruyor. Koştuğum için. Ya burada saklanacak yer yok, gerçekten yok fazla. Evet. O yüzden bazı şeyler yapmak zorundaydım ki kendime saklayayım diye. Yani abi müthiş. Peki yorumun ne? Abi zorlandın mı? İlk başta ya teşekkürler. Tabii zorlandım. Zorlandım derken şu şekilde. Hiç bilmediğim bir yer ve gerçekten taktik olarak kabus burası. Taktik kabus. Sol açık, sağ açık, aşağı. Yani tek başına kollayamıyorsun evet. Birçok yeri. Ve burada ben bilmiyorum. Şevki çok iyi biliyor. Ben düşüncem şu. Tamam Şevki bütün angle'ları, açıları çok iyi biliyor buradaki olayı. Adam burada oyun oynuyor. Ben onları nasıl kapatacağım tek başıma? Evet. Her an arkadan vurulabilirim hissi. O zorlanma vardı. O yüzden ben bize tactical patience diye bir şey var. Taktik sabrı. Evet. Taktikte sabırlı olmam gerekiyor. Ben o yüzden geri çekilirdim. Sadece hislerimi kullanmak için. Yani nereden ses geliyor, nereden ne oluyor? Hatta bir defa sadece bir gölge görmüştüm. Sonra. Ondan bir önceki. Ha bir önceki. Sonra çok hızlı bitti. İşte o yüzden ben ne yapıyordum? Şaşırtma taktikleri. Ben mesela bir yerden çıktıysam gördük birbirimizi. Evet. Oradan hemen yer değiştirmek zorundasın. Bilmediğin bir yerde. Ve bir yerden çıktım. Bu tarafa doğru koşuyorum. Sen de görüyorsun beni. Ama ben durup hemen bu tarafa gidiyordum. Sen oradan beni beklerken ben seni flank yapıyordum falan. Anlıyor musun demek istediğimi? Evet, evet. Tamamıyla kurgu. Kurguyu yapıyorsun kafanda. Ona göre oynuyorsun. Ya tek amacım şaşırtmak anlık. Seni.
Şaşırttı. Tek başımayım. Net şaşırttı. Tek başımayım. Nasıl yapacağım? Şaşırtmak istiyorum seni bir şekilde. Sen benim buraya gittiğimi sandığın zaman aslında ben bu tarafa gidiyorum gibi bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Aynı zamanda işte hislerimi falan kullanarak. Abi şey, bir de düşmanının bir kişi olduğunu bilmen. Evet. Çok önemli. Top. Ya tabii, ona göre zaten oynadın çünkü zaten sen. Tabii tabii, bir verse bir dedik. Ya burada zaten Şevki'den başkası olsa ben bu daha yani, farklı oynardım. Tabii tabii. Ya ben geriye çekiliyordum. Ben Şevki'yi kendime çekmeye çalışıyordum. Evet, çektin de. Çünkü taktik olarak en mantıklı şey bu ortamda odur. Evet. Ben burada rush yaparsam o kadar açık alan var ki hepsini kollamam imkansız. İstediğin board'a Brady'i getir, istediğin Navy Seal'ı getir. Tek başına bütün angle'larını koruyamaz adam. O yüzden risk olayın bayağı yükseliyor. Ben derin nefes alıp bir adım geriye geçmeyi tercih ettim. Evet. Ve Şevki'yi kendime her defasında çektim. O yakınlaştığı zaman değişik taktiklerle işte savaştık. Evet. Güzel son oldu. Bir şey soracağım abi. Önemli. Her seferinde üçüncü bölgenin üst katına çıktın. Üç kere aynısını yaptın. Yani öylesine mi yaptın yoksa her seferinde gerçekten orayı seçerek mi gittin oraya? Evet. Aynı şimdi, yerdeydin sürekli. Evet. Şimdi ben bunu yaptım. Benim düşüncem. Çabucak burayı bir analiz ettim. 6 7 8 tane mi ne şey var? Evet, 6 ya da 7 tane. Öyle bir şey. O da var. Ben dedim yan ki yana. Yapmam buydu. Bir defa Şevki benim en sondan başladığımı biliyor. Evet. O da en sondan. Bazı şeyler belli. Aynen. Başlar başlamaz ben hemen hızlı bir şekilde yer değiştirmek istedim. Şevki'nin beni beklediği yer en son. Belki bir oda şey. Ben en hızlı bir şekilde en ileri nasıl geçebilirim Şevki'yi daha görmeden, Şevki beni görmeden. O da üçüncü yer oyuyordu ve aynı zamanda o ortaydı. Orta kısımda ben iki tarafı da daha kolay duyarım diye düşündüm. Evet, bak, doğru. Aynen, abi, çok mantıklı. Daha kolay duyarım. Adam sağa geç kaçsa duyabilirim, sola kaçsa nereden geldiğini bilip ona göre kendimi pozisyona koyup gereken müdahaleyi yaparım. Ondan dolayı onu yapıyordum. O şekilde de. Vallahi çok gerçekten mantıklı şeyler öğrendim. Çok, çok mantıklı. 3 yıldır burada oynuyorum, ben düşünmemiştim ondan önce. Ama bir şey izlerken bile öğreniyorsun. Aynen, izlerken bile bir şeyler öğreniyorsun yani. Ben o taktiği yani yapacağım şimdi. Merdivenden fake verip geri dönüp atamam. Neyse. Arkadaşlar böyleydi. Hava gerçekten soğuk. Hava gerçekten soğuk. Bir şey söyleyeyim ben genelde. Şimdi şunu kameraya gösterirsen mesela, evet, şu köşeyi diyelim mesela odanın içerisinde. Aynen. Mesela ben mesela bunu yapıyorsam, mesela koştuk değil mi? Evet. Bunu yapıyorsam. Evet. Bunu yaptın değil mi? Seni gördüm. Yani ateş attık. Evet. Yaptık. Evet. Bunu yaptık mı? Tekrar çıkıyorum. Adam nasıl söyleyeyim bunu şu Türkçe. Ya bu çıktık, ateş yaptım. Böyle kaçıyorum. Ondan sonra tekrar gel. Onu görmedin mi? Buradan çıktığın zaman o büyük bir ihtimalle seni flank yapmaya çalışıyor. Buradan yani böyle değişik şeyler, şaşırtma. Hep şaşırtma oyunu. Şapışı tamamıyla şaşırtmaya yönelik CQB galiba. Ya aynı mesela şurası hallway ise, hani evet, bir burası var. Bir hallway yani. Bir de burası var, duvar var değil mi? Evet. Mesela adamla şey yapıyorsun. Adam buradan çıktın, adam burada tak tak atıyor. Yatıyorsun, adam geri içeri gidiyor değil mi? Hı-hı. Vuruyorsun, adam içeri giriyor. Vurduğun gibi hemen bu tarafa geç, değiştir. Aynen. Bunu yaptığın zaman adam tekrar çıktığında muhtemelen adam hedefi buraya olacak. O zaten seni algılayana kadar vurmuş olacaksın. Orada da ben işte hep ona şey olduğum için, adam soldaysa soldan çıkacak diye bir şey yapıyordum kafamda, kurguluyordum. Sağa bakmıyordum ama her defasında Erdal abi sağdan çıktı. İşte ben merdivende mesela yukarı çık yani hızlıca yukarı çıktım, 3 basmak attım, geri döndüm. Geri dönerdim çünkü ben biliyorum sen geleceksin oradan. Evet. Öyle bir şey yani, bilmiyorum, değişik şeyler. Instinct. Bir dakika, kaybedenlere bir şey oluyor ya. Kaybedenlere. Vallahi ya. Ters mi? Ya lan dön arkanı. Aç ayaklarını. Arkadaşlar. Aç ayaklarını sen. Evet. Evet. Lan. Ya. Üzerinde bir şey var mı? Her şey var abi üstünde. Ha? Silah mı la? Silah yok. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar, video böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dur ben de şöyle yapayım. Tamam. Şimdilik like atın. Şimdilik hoşça kalın. Ciddi söylüyorum, bende anahtar yok. Nasıl? Ciddi söylüyorum, bende anahtar yok. Neyse Şevki artık. Nasıl la? Bir dakika. Abi sende var mı? Vallahi ciddi söylemem, ne atacak? Kelepçe?
Sen bu FBI abi polissin abi. Türkiye'de yetkim yok. Filmlerde yapıyorlar, baş parmağı çıkar şuradan. Ha, kırman gerekiyor. Parmağı mı kıracağım? Ya kardeşim Allah. Neyse arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.